Herkese merhaba. Avrupa Birliği tarafından desteklenen TGS Akademi'nin bu atölyesinde de gazeteciler için Wikipedia konusunu konuşacağız sizlerle beraber. Ben Emre Kızılkaya, jurnalın proje editörüyüm, IPI Türkiye Başkanıyım. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi'nde bir doktora çalışması yapıyorum. Yine medya ve iletişim çalışmaları alanında. Zaten bugünkü katılımcıların birçoğu daha önceki TGS Akademi etkinliklerine de geldiği için tanışıyoruz ve bugün daha önce işlemediğimiz bir konuyu işlemek istedik. Sosyal medyada da son dönemde rastladığımız bazı mesajlar vardı bu konuda. Wikipedia'nın kaynak olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunda. Bu konuda gerek gazetecilik perspektifiyle gerekse iletişim alanında çalışan, iletişim farklı alanlarında çalışanlar olarak Wikipedia'nın nasıl kullanılabileceği, hangi kısıtlamaları ve hangi fırsatları sunduğu üzerinde duracağız. Siz de istediğiniz vakit araya girebilirsiniz. Benim soru sormak ya da yorum yapmak için sonunu beklemenize gerek yok. Burada el kaldırırsanız hemen sesli ya da yazılı olarak lütfen görüşlerinizi paylaşın. Gazeteciler için Wikipedia deyince tabii aslında Wikipedia öncelikle nedir? Çok uzun zamandır hayatımızda olan bir site, internet sitesi. Ama nasıl çıkmıştı? Bir kısaca hatırlayalım. Bir defa Wikipedia bir ansiklopedi. Zaten kendisini de bir online ansiklopedi, bir çevrim içi ansiklopedi olarak sunuyor. Ansiklopedi nedir diye hatırlarsak, var olan bütün bilgileri aralarındaki mantık ilişkisine göre sınıflandırıp, önceliklendirerek maddelere dönüştürüp her bir maddeyi o alanın bir veya birden fazla uzmanına yazdıran bir yayın ansiklopedi. En az 2000 yıldır kullanılan bir format. Antik Yunan'dan tutun da Çin'de, Hindistan'da, Antik Hindistan'da, Antik Çin'de örnekleri olan. Hatta Osmanlı döneminde bile bazı eserler, Osmanlı Orta Çağ döneminde bile bazı eserler ansiklopediye benzetiliyor. Ama bugünkü bildiğimiz anlamda da ansiklopedi aslında Avrupa'da aydınlanma çağı, Rönesans'la birlikte, aydınlanma çağı ile birlikte ve özellikle matbaa ile birlikte altın çağını yaşamaya başlamıştı. Tabii çok iddialı bir proje olduğu için ansiklopedi. Çünkü var olan bütün bilgileri derlemeyi amaçlayan, özetleyerek derlemeyi amaçlayan bir proje olduğu için biraz da sanayi devriminin sonuna doğru artık o kadar çok bilgi vardı ki ortamda ansiklopedilerin tüm bilgileri derleme iddiası imkansızlaştı. Buna rağmen hatırlayalım yani 1990'lar gibi nispeten yakın bir zamanda bile daha 30 yıl öncesine kadar gazeteler ansiklopedi savaşları denilen promosyon kampanyalarıyla okur çekmeye çalışıyorlardı. 90'larda bile her evde mutlaka ansiklopedi vardı ve hatta bir cazibe merkeziydi işte bu medya savaşları için bir cazibe objesiydi diyelim. Tabii son özellikle sanayi devriminden itibaren genel ansiklopediler yerine çünkü bütün bilgilerin artık derlenmesi imkansız hale geldiği için daha çok özel ve tematik ansiklopediler de öne çıkmaya başladı. Yani anatomi ansiklopedisi gibi mesela. Yani tıp ansiklopedisi bile değil. Tıbbın da bir alanı anatomi, hatta belki anatominin de bir alt alanı olarak bir şey ansiklopedisi denilebilir. Bir yandan da sözlük denilen bazı eserler de aslında ansiklopedi, onu da belirtmek gerekiyor. Yani her sözlük değil ama hani denizcilik Orta Çağ Avrupası sözlüğü diye geçen bir şey mesela genellikle aslında bir ansiklopedi oluyor. Çünkü tema açısından bir belli bir temada birden çok maddeyi aydınlatmayı amaçlayan o maddelerdeki bilgileri olabildiğince derlemeyi amaçlayan bir yayın. Burada alfabetik veya hiyerarşik olarak düzenlenebiliyor. Bu arada ansiklopedi almış oldum. Çünkü bende hala var, atmadım ben. Birçok insan ansiklopedileri attı ama mesela şu ansiklopedi bu tematik ansiklopedilere bir örnek, zaten ismi de Temalarus'tu. Bunun içerisinde bu aslında her bir cildi farklı bir konuya ayrılmış şekilde bir tematik ansiklopediydi. Milliyet vermişti o zaman. 90'lardan yine bu. İşte tarih ya da işte İslam sanatı falan gibi farklı farklı ciltleri vardı bunun. Şimdi bu mesela bunu hatırlarsak bakın burada böyle bir mesela yayın müdürü Hakkı Devrim, gazeteci, ünlü gazeteci Hakkı Devrim, Radikal'deki yazılarıyla tanıyorduk. Bu Radikal öncesi bir dönemden.
Ve işte bir yayın kurulu var. Bir sürü çevirmen var. Yayın kurulu yardımcıları var. Arşiv var. Harita, desen, grafik için işte 3 kişi çalışıyormuş o dönemde. Yani bayağı sırf Türkiye bürosu bile bu kadar kalabalık bu ansiklopediyi hazırlamak için, ki bu ansiklopedi aslında çeviri bir ansiklopedi. Aslında Fransa'da üretilen bir ansiklopedi. Fransızca orijinali. Larousse zaten. Larousse'un yani en ünlü ansiklopedi markalarından bir tanesinin. Ve şeye bakarsak şu da mesela asıl yazarları, yani Fransızca orijinalindeki yazarları. Hepsi Fransız buradaki isimlerin. Buradaki isimler. Bu kadar fazla yazar sadece bu cilt için. Ve şu içindekiler kısmına baktığımızda da her bir maddenin yazarını yanında görebiliyoruz. Mesela tarih bilimlerinin tarihi, tarihin konusu ve yöntemleri gibi makaleleri hep bir yazar yazmış. Orada kısaltma, en sağdaki kısaltmayla belirtiliyor. İşte diğer maddeleri de başka yazarlar yazmış. Hepsini de bunları birer yazar yazıyor. Yani geleneksel ansiklopedilerin formatı buydu. Onu hatırlamış olduk. İçindekiler sayfası üzerinden. Peki Wikipedia'nın yeniliği ne oldu? Tabii Wikipedia da 20 yıla aşkın bir süredir hayatımızda olan bir şey ve şöyle mesela şuradan paylaşayım. Şimdi mesela Mezopotamya maddesini açarsak İngilizce Wikipedia'daki Mezopotamya maddesi. Şimdi bu yaklaşık mesela 9000 kelimeden oluşuyor. Ben mevcut ansiklopedilerden baktım. 2000 kelimeden falan oluşuyor. Yani basılı ansiklopedilerde Mezopotamya en fazla 2000 kelime. Ben Türkçe ansiklopedilerde o kadar buldum. Daha belki tematik ansiklopedilerde daha genişleri de vardır. Ama mesela Türkçe'ye bakalım. Wikipedia'nın Türkçesine bakalım. Burada da mesela 2000 civarında, çok daha kısa. Yani uzunluk olarak baktığımızda İngilizce Wikipedia'daki rastgele bulduğumuz bu sayfa aslında geleneksel ansiklopediden de Türkçe Wikipedia'dan de çok daha geniş, en azından uzunluk olarak çok daha geniş. İngilizce yaklaşık 7 milyon, Türkçe yaklaşık 500 bin madde var. O anlamda yine Türkçe dil olarak Wikipedia'da çok geri kalıyor. Toplam 314 dilde yaklaşık 60 milyon madde var. 60 milyon maddenin sadece 500 bini Türkçe Wikipedia'da. Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri. Amerika'da ilk 10'da, dünyada ilk 15 içerisinde yer alıyor. Her gün binlerce madde ekleniyor. On binlerce düzenleme yapılıyor. Yani bu anlamda da en önemli farkı zaten burada görüyoruz. Bir, çok fazla katkıda bulunan var. Gönüllü olarak bunlar katkıda bulunuyorlar. Sürekli değişiyor. Normal bir ansiklopedi gibi hadi bitti bu sürüm, bu baskı böyle işte denilemiyor. Her an her saniye sürekli değişiyor. Buradan şuraya geçeceğim. Tekrar ekran paylaşayım. Şimdi Mezopotamya maddesinden. Eğer şu sayfaya girerseniz mesela Wikipedia'nın çok fazla bilinmeyen özelliklerinden Wikimedia Vakfı'na ait olan başka projeler de var. Bu vakıf işte Jimmy Wales'ın kurduğu, geçmişte İstanbul'a da geldi, konuşma da yaptı Jimmy Wales. O vakfın tamamen kar amacı gütmeden farklı projeleri var. İşte biliyorsunuz reklam falan da almıyor zaten. Sadece bağışlarla dönen bir şey. Sürekli de bağış istiyor. Hatta o da biraz dalga geçen mimler vesaireler de yapılmıştı Wikipedia'nın sürekli bağış istemesi konusunda, ama başka bir gelir kaynağı yok. Ve vakfın da, kendi vakfının da farklı farklı birçok aktivitesi ve aktivitesini yöneten siteler ve oluşumlar var. Mesela Wikimedia istatistikleri çok fazla bilinmiyor. Bu siteye girerek yine Wikimedia.org'un altında olan bir site. Burada toplam kaç sayfa görüntülemesini aldığını, Wikipedia'nın hangi ülkede ne kadar olduğunu mesela görebiliyoruz. Mesela burada Türkiye'de 170 milyon sayfa görüntülemesi almış. Şeyde ise, Amerika'da ise 3 milyar almış. Mesela Türkiye burada en yoğun olarak kullanıldığı ülkelerden biri değil. Gördüğünüz gibi Amerika, işte İngiltere, Almanya, Hindistan çok yoğun olarak kullanıyor. Avustralya'da da yoğun olarak kullanıyor. Yani burada başka istatistiklere de bakabilirsiniz bu arada. Bu yani Wikipedia'nın en önemli özelliklerinden biri de zaten her şeyin açık olması. Mesela Mezopotamya maddesine girdiğimizde burada mutlaka şuradan View History diyerek tarihçesine bakıp ne zaman hangi değişiklikler yapılmış, neler değiştirilmiş,
hangi değişikliği hangi kullanıcı yapmış? Sonuçta siz de bir kullanıcı açarak kendinize katkıda bulunabiliyorsunuz. Ve orada moderatörlüğe kadar yükseldiğinizde daha fazla ek yetkileriniz oluyor. Ona da Wikipedia topluluğunun kendisi karar veriyor. Bir forum mantığıyla yani. Yine burada şu var, şunu unutmamak gerekiyor. Wikipedia'nın 5 temel sütunu. Bir ansiklopedi. Dolayısıyla ansiklopedi formatına uygun bir şekilde yazmak gerekiyor. İçerik olarak da, biçim olarak da. İki, bu biraz daha işte biçimle ilgili bir şey. Wikipedia bir defa tarafsız, nötr bir bakış açısına sahip olduğunu iddia ediyor. Bana kalırsa bu çok fazla iddialı bir şey. Ne olursa olsun bence bir bakış açısı oluyor. Yani nötr bir bakış açısından imkanı yok bence ama en azından bunu savunuyor. Hatta bunu savunurken de biraz burada gazeteciliğin de aslında subjektif olabileceğini ama Wikipedia'nın kesinlikle subjektif, kesinlikle öznel olamayacağını falan vurgulayarak biraz gazeteciliğe alternatif bir kaynak olarak da sunmaya çalışıyorlar kendilerini. Bu tartışılır bir konu. Bir defa Wikipedia'daki bütün içerik ücretsiz. Kullanmak, düzenlemek, dağıtmak tamamen ücretsiz. Hiçbir editör hiçbir kısmına sahip olmuyor. Eğer burada bir katkıda da bulunursanız bunda bir telif hakkı iddia edemiyorsunuz. Wikipedia editörleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kendi standartları var. Yani mesela farklı bir makalenin bir cümlesinin değiştirilmesinde bir ihtilaf doğmuşsa editörler anlaşamıyorlarsa neye göre karar verilecek? İşte bir oydaşma, bir konsensüs sağlanması amaçlanıyor ama her zaman olmuyor bu. O yüzden böyle Wikipedia'da editleme savaşları da bazen yaşanıyor. Türkiye özelinde de Türkiye ile ilgili sayfalarda da bu çok oluyor. İşte soykırım, Ermeni soykırımı, işte farklı tartışmalı konularda bir gün içerisinde binlerce düzenleme yapıldığı bile görülüyor. Bunların hepsi bu sayfada dahil olmak üzere hepsi şu tarihçe kısmından görülebiliyor yine şeffaflığı gereği. Ve Wikipedia katı kuralları olmadığını söylüyor. Topluluğun demokratik süreçleri içerisinde her tür kuralın aslında değişebileceğini de söylüyor. Hata da olabileceğini söylüyor. Hataların düzeltilmesi gerektiğini söylüyor sadece. Yani gazeteciliğe yakın bir şey var aslında bu anlamda. Burada bu arada gazete mesela yine Wikimedia'dan örnek verirsek bir de Wikimedia'nın Outreach diye bir sayfası var. Bu Outreach sayfasında da Wikipedia for Journalists diye bir proje var mesela. Burada gazetecilerin nasıl kullanabileceğine dair örneklerle İngilizce olarak anlatmışlar. Bu arada artık şey Google yani İngilizce bilmeyenler için de bu çeviri şeyleri o kadar iyi çalışıyor ki mesela ben burada Vivaldi'yi kullanıyorum. Yani Vivaldi kendi dahili bir çeviri sistemi de var. Şurada istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz mesela. Hatta burada şu şekilde bile yapabiliyorsunuz. Yani seçtiğim zaman mesela burayı direkt çeviriyor. Ben İngilizceyi çevir demediğim için şu an İngilizceyi İngilizce olarak gösteriyorum ama aşağıya istediğiniz dilde yazdırabiliyorsunuz. Vivaldi tarayıcısının özelliği bu ama Google Translate üstünden veya başka çeviri araçlarıyla da girip bakabilirsiniz. Oldukça iyi çeviri yapıyor zaten. O yüzden bunu bir engel olarak görmüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi çünkü Wikipedia'nın en iyi sayfaları, en kaynak olarak faydalı sayfaları İngilizce'de olduğu için, en fazla makale burada olduğu için, en derinlemesine içerikler burada olduğu için genelde İngilizce'den örnek veriyorum. Burada birkaç uyarısı var. Mesela düşük kaliteli bir makale olduğunda en üstte bir şey çıkıyor, bir uyarı çıkıyor. Yani dikkat edin bu. Mesela bu bir halkla ilişkiler metni gibi, bir PR metni gibi görünüyor diye bir uyarı çıkabiliyor mesela yukarıda. Çünkü mesela bir şirketin sayfasıdır o. Şirketin Wikipedia sayfasıdır. O şirketten birileri onu editlemişse anlaşılıyor. Yani kendi işte şirketi öven bir takım laflar sokanlar vesaire. Mesela bu konuda bir uyarı çıkıyor. Veya bazen işte vandalizm oluyor. Tamamen silenler, tekrar koyanlar, başka başka parçalar ya da işte intihal gibi konular olabiliyor. Başka kaynaklardan kaynak göstermeden aktarım yapanlar. Bu yüzden bunlarla ilgili burada çeşitli şeyler var. Yani gazeteciler mesela son dakika haberlerini işlerken bir yandan da Wikipedia oldukça hızlı bu anlamda. Yani bir ünlü biri öldüğünde mesela Wikipedia'da hemen eklenmiş görüyorsunuz. Yani ben ne zaman baksam ben haberi gördüğümde bu Wikipedia'ya zaten eklenmiş oluyor.
Özellikle çok önemli biri ise işte Kraliçe Elizabeth geçenlerde mesela öyle olmuştu. Ama tabii dikkat edilmesi gereken bir şey de bazen de ölmediği yerde mesela öldüğü de eklenebiliyor. Sonuçta herkes buraya katkıda bulunabildiği için biri o hatayı fark edene kadar bir başka editör düzeltene kadar bu hatalar burada kalabiliyor. Burada farklı araçlar da öneriyor. Yani gazeteciler için önerdiği araçlar. Bu arada bunu ben şuradan da paylaşayım. Yani içerisinde o linke tıklarsanız mesela burada çeşitli şeyler var. Wikipedia'yı daha etkin olarak kullanabileceğiniz çeşitli araçlar var. Örneğin bu editlemelerin ne kadar ne zaman olduğunu görmek için özel bir araç var. Özellikle de istatistik ve görselleştirme alanında bu araçlar daha çok. Bu arada Wikipedia'yı tamamını indirmek de mümkün. Onun da ayrı bir sitesi var. Hani offline olarak, çevrim dışı olarak çalışması da mümkün. En arşiv amaçlı da bu yapılabilir. Çünkü sürekli değişen bir şey olduğu için şu an için mesela belli Türkiye ile ilgili maddeleri tamamen indirmek mümkün olabiliyor. Evet, burada diğerlerine çok fazla girmeyeceğim. Son maddesinde özellikle Wikipedia'yı kaynak göstermekten bahsediyor. Wikimedia Vakfı'ndan Semantelli'nin nasıl kaynak gösterebileceğini söylemiş. Ama bu konuda şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir defa şunu söyleyelim önce. Wikipedia güvenilir mi? Wikipedia güvenilir bir kaynak mı? O konudan bahsetmek lazım. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Araştırma var. Bu ta 2012'de yapılmış. 10 sene geçmiş aslında. Bunun güncellenmesi lazım ama 2012'de yapıldığında bile 1000'den fazla araştırmayı incelemişler. Bu bir meta araştırma. Yani Wikipedia üstündeki yüzlerce araştırmayı incelemişler. Bu araştırmalar üzerinden genel resmi çekmeye çalışmışlar. Çeşitli karşılaştırmalar yapmışlar. Mesela işte cerrahlara sormuşlar. Gitmişler işte tıp konusundaki en üst düzey uzmanlık malzemelerini yani işte tıp ansiklopedisi de olabilir bu. Doğrudan cerrahların kullandığı bir rehber, bir yazılı rehber de olabilir. Bunlarla Wikipedia'yı karşılaştırmışlar. Bunun gibi bir sürü uzmanlık alanıyla karşılaştırmışlar. Çok fazla şey var bunun içerisinde. Ve özellikle şunu bulmuşlar özetle. Birçok bulgunun yanı sıra şunu bulmuşlar. Aslında Wikipedia oldukça güvenilir. Yani son tahlilde çok içinde hatalar da olsa, çok fazla hata da olsa uzmanlar, mesela o cerrahlar Wikipedia'daki makalelere baktıklarında çoğu makalenin güvenilir olduğunu, genel olarak güvenilir olduğunu söylemişler. Ve taraflılık açısından da diğer kaynaklara göre daha taraflı bir bakış açısı da olmadığı görülmüş Wikipedia'nın. Hani bu anlamda Wikipedia aslında oldukça güvenilir bir kaynak. Ama yine de hani Wikipedia'yı kaynak göstermemeliyiz. Yani güvenilir bir kaynak olmasına rağmen kaynak göstermemeliyiz. Yani Wikipedia'ya göre şöyle diye kaynak gösterilerek yazılan bir haber de sorumlu olur. Aynı şekilde hani şey gelse üniversitede öğrenci yazsa bunu hatta lisede öğrenci yazsa bu da aslında sorumlu bir kaynak gösterme olur. Bunun bir işte az da olsa hata yani çok aşırı olmasa da hatalar ve eksikler olması bir kenara bir de işbirliğine dayalı olması dolayısıyla sürekli değişiyor olması heterojen olması yani her bilginin güvenilir kaynaktan olmaması bazı makalelerin iyi bazılarının kötü olması makalelerin içinde bazı bölümlerin iyi yazılmış bazılarının kötü olması çünkü çok fazla katılımcı olduğu için az katılımcı olduğunda çok fazla bilinmeyen bir konuyu yazan tek bir kişi olabiliyor mesela. O da o kişinin taraflılığı sorusunu doğuruyor. Onu hiç check eden, hiç teyit eden kimse olmayabiliyor. Yani bazı makaleleri Türkiye gibi mesela yani Türkiye sayfası ülke olarak Türkiye maddesi İngilizce'deki Turkey maddesi ne yüzlerce kişi katkıda bulunurken çok çok küçük fazla insanın ilgilenmediği bir konuda bir başka makale olabiliyor. Eğer siz sağ üstten o şeye bakmazsanız, tarihçesine bakmazsanız onu aslında tek bir kişinin yazdığını da anlamayabilirsiniz. Hangi makaleye kaç kişi katkıda bulundu bunu bilmezsiniz. Artı o katkıda bulunanlar diyelim ki 100 kişi var. Şimdi mesela tıpla ilgili bir makale. Mesela o 100 kişiden 3 tanesi cerrah. 97'sinin tıpla alakası yok. Sadece katkıda bulunmak istiyor. Meraklılar.
Evet, onlar aslında orada demokratik olarak o Wikipedia'nın ortamında yine bir oya sahip. Hani çobanla aynı oy şeyi tartışması gibi bir durum var burada. Tabii sonuçta uzmanlar kendi alanlarında katkıda bulundukça Wikipedia içerisinde de o topluluk içerisinde de yükseliyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani içinde o cümleyi bir uzman, gerçek bir uzman da yazmış olabilir. Hani sokaktaki herhangi bir kişi de yazmış olabilir. Burada en büyük avantajı şu, hiperlinkler, yani bağlantı, verilen bağlantılar. Yani bu şeyde mesela bu ansiklopedide bir ansiklopedi maddesine baktığımızda diyelim ki şöyle, işte böyle bir formatı vardı. Mesela şurada modülün ismi yazıyor, tarih yazıyor, başlık yazıyor. İşte çeşitli kutularla, tarihçelerle, timeline'larla, zaman çizelgeleriyle vesaire hemen hemen her maddede bulabiliyorsunuz. Bir formatı var yani. Nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Sonunda şey var, bir fihristi var, bir endeksi var, bir fihrist. Sözleri hangi kelimenin nerede geçtiğini, kaçıncı sayfada geçtiğini görmeniz için. Bu eskinin şeyiydi, ansiklopedinin formatıydı. Wikipedia'da en önemli özellik bir maddeden bir başka maddeye geçmenizi sağlayan o hiperlinkler, o bağlantılar. Endekslerin yerine daha çok bunlar geçti. Tabii içerisinde arama yapabilmek önemli. Ctrl F'ye basarak arama kutusunu çıkartıp bir uzun bir sayfada bir kelime arayabilmek önemli bir avantaj. Ya da yukarıdaki kutudan yazarak genel olarak Wikipedia'da aramak bir avantaj. Hemen hemen her önemli maddenin altında buna da bakınız. See also gibi bir bölüm olur. İlgili maddeleri orada listeler. O listeler çok faydalı. Yani bu şu maddeye de bakabilirsiniz. Örneğin işte ne bileyim Aristoteles'e bakarken aşağıda Plato'ya da bakabilirsiniz. Gerçi zaten içerisinde de geçiyor makalenin mutlaka Plato. Aristo makalesinin içinde de geçer ama bazı durumlarda makalenin içinde geçmeyip o şuna da bakın kısmında geçebiliyor. O önemli ipuçları veriyor. Bir de tabii en altta referanslar bölümü. Yani makalenin kaynakçası. Orada numaralarla hangi cümlenin nereden kaynak gösterildiği yazıyor. Aslında bu açıdan Malcolm Gladwell çok sevdiğim bir yazar. Geçenlerde Wired dergisinin, Amerikan Wired dergisinin YouTube kanalında konukken gördüm. Ona bir soru gelmişti. Twitter'dan gelen soruları yanıtlıyordu. İşte Wikipedia güvenilir mi diye bir soru gelmiş. O da aynen böyle söylüyor aslında. Bu avantajları ve dezavantajları vurguladıktan sonra diyor ki Wikipedia eğer beklentilerinizi düşürürseniz gerçekten çok iyidir. Birincil kaynak değildir ama bir araştırmanın giriş kapısı olabilir. Bu yüzden Wikipedia'yı araştırmanızı başlatmak için kullanın ve bir sonraki durağınızı belirlemek için oradan ipuçları edinin. İşte oradan ipuçları edinebileceğimiz yerler aslında daha çok bu. Buna da bakın. Referanslar bölümü. Daldan dala birazcık atlayarak o linkler arasında gezinerek yapacağınız yolculuk hem haber fikri geliştirilmesi hem haberlere kaynak olabilecek malzemenin derlenmesi açısından faydalı bilgiler getirebiliyor. Yani burada mesela şu var. Şimdi ansiklopedi mesela şu maddeye bakalım. Bir başka çok güzel özelliği ve aynı zamanda Türkçe açısından zayıflığı şu. Şimdi mesela bu ansiklopedi maddesi. İşte şurada görüyorsunuz 201 tane dil yazıyor. 201 dilde bu madde var. Zaten 300 küsür dilde var. Yanılmıyorsam 300 demiştim biraz önce Wikipedia. Yani şu ikisinde var gibi görünüyor. Burada en iyi maddeleri yıldızla göstermiş. Yani o dil için en fazla en kaliteli içeriğin olduğu maddeleri gösteriyor. Bazılarını öneriyor. Mesela Fransızca gümüş yıldız almış. Altın yıldız alanlar da var. Böyle bir sürü madde de var. Bunun İngilizcesine bakarsak ki İngilizce çok iyi bir madde değil. Yani bir yıldız almamış en azından ama gördüğünüz gibi çok daha uzun oluyor. İşte bu see also kısmında da bunlara da bakınız kısmında. Mesela bu ansiklopedi maddesinde kütüphane bilimi diye bir şey geçiyor. Veya işte thesaurus denilen eş anlamlar sözlüğü ne de buradan link verilmiş. Veya notlar kısmında yani araştırmanın başlatılması derken aslında Malcolm Gladwell'ın kastettiği de daha çok bu. Yani Wikipedia'nın kendisinden bir alıntı yapmayın ama Wikipedia'nın size gösterdiği kaynaklardan o kaynağın o birinci kaynağa da bakarak çünkü gene sıklıkla burada ya işte akademik yayınlardır ya kitaplardır ya haber
güvenilir kaynaklardan haber makaleleridir. Bu arada bu konuda da Wikipedia'nın şöyle bir şeyi var. Şöyle bir şey var. Diyor ki Wikipedia notability diye, yani kayda değerlik diye, kayda değerlik kriteri diye arayınca Wikipedia'nın kendisinde geliyor. Hangi konular önemli? Yani Wikipedia'ya hangi konu girebilir? Aslında eskiden bu tema Larousse'u da yaparken o yayın kurulunun belirlediği şeylerden birinci şey buydu. Yani biz buraya her şeyi koyamayız sonuçta. İşte bu konu neydi? Bu tarih mesela, tarih ansiklopedisi. İşte yakın tarih ansiklopedisi. Hangi konuları alacağız diye önce onu bir belirliyorlardı. Şimdi benzer şey aslında Wikipedia'da da geçerli. Yani Wikipedia'da diyor ki hangi konuyu biz buraya şey diye düşünmeyelim. Ya bu dijital, her şeyi yazarız. Öyle bir şey yok. Burada da Wikipedia'nın da belli kriterleri var. Mesela her insan Wikipedia'da maddeyi hak etmiyor buraya göre. Mesela gazeteciler için o eşik daha düşük. Yani büyük bir gazetede çalışan herhangi biri mesela, yani büyük bir gazetede çalışan ve işte kamuya yönelik bir madde oluşturulabiliyor. Ama herhangi bir şirket için bu geçerli değil. Yani gazeteci değilse bu geçerli değil. Gazeteci değilse daha fazla kamuya mal olmuş bir kişi olduğunu kanıtlayan bir şeyler gerekiyor kişiler için. Aynı şey konular için de geçerli. O yüzden bu tür şeyleri var. Wikipedia'nın bu tür kısıtlamaları var. Ama işte İngilizce'de bunlar çok daha şey iyi irdelenmiş, iyi işlenmiş. Zaten iki biraz önce bahsettiğim sayfanın Türkçelerine ve İngilizcelerine bakarsanız ikisi de hani kayda değerlik konusu da çok fark var. Orada da çok fazla fark var. Mesela burada da ansiklopedi maddesinde de biraz önce ne kadar uzundu ve kaynakçasında kaç tane madde vardı? Bir de buraya bakın. Bir tane madde var sadece kaynakçasında. O da 2010'dan en son erişilmiş bir şey. Bu zaten kitap olduğu için değişmez ama mesela hani konunun kendisi, hatta buradan bakalım. Mesela buradan geçmişi gör diyelim. Mesela burası en son 2022'de, ama bunlar genellikle şey bot. Onu da unutmamak gerekiyor. Burada Wikipedia'nın da kendi botları var. Mesela yazım yanlışlarını otomatik düzeltiyor. Formatla ilgili sorunları otomatik düzeltiyor. O yüzden gerçek katkının hangisi olduğuna biraz daha dikkatli bakmak lazım. Yani son halde bu ansiklopedi maddesinde işte bu kadar 2015'te yaratılmış zannediyorum. Yok, daha eskisi de var. 500 sayfa var burada. Bir sürü şey değişiklik yapılmış ama hangisi gerçekten şey 2005'te yaratılmış görünüyor ilk olarak. Yani burada tekrar hani şuna dönmek istiyorum. Yani her şeyin açık olması çok iyi olmakla birlikte özellikle diller arasında çok fazla fark olması önemli bir sorun burada. Ve bir de şu var, mesela diller arasında sorunu söyledim, avantajı da söylemek lazım. Mesela bunu biraz önce göstermeyi unuttum. Ansiklopedi için aslında buradan değiştirebileceğimizi zaten biliyoruz, söyledim ama sadece ansiklopedi için değil. Mesela bir sözlükte bir madde düşünelim. Sözlük 10 tane ayrı, mesela bir kavram, Türkçe, İngilizce bir kavrama baktık. İngilizcesini bilmiyoruz ya da Türkçesini bilmiyoruz o kavramın. Bu durumda aslında en iyi başvurulacak yer önce sözlük gibi geliyor. Ama sözlüğe baktığınızda mesela 20 tane madde şey görüyorsunuz, kelime görüyorsunuz. Türkçe, İngilizce bir şeyin çevirisi için 20 tane kelime görüyorsunuz. Ama belli bir tema çerçevesinde onun aslında bir tane temel çevirisi vardır. Hangisini kullanacağız için işte bence Wikipedia'nın en güzel özelliklerinden biri bu. Yani kavramların çevirisi konusunda mesela şeye düşüyorsanız, tam emin olamıyorsanız, İki kavramın iki dil arasında, bu arada Türkçe İngilizce olması da gerekmez. Belki Kürtçe ve Arapça arasında da benzer bir şey söz konusu olabilir. Wikipedia o bağları çok güzel kuruyor. Çünkü farklı ülkelerdeki editörler o ülkenin o kavramına link veren maddeyi ekledikleri için o yukarıdaki şeye bakıp, yani mesela Türkçesini bilmediğiniz bir konu, İngilizcesini biliyorsunuz. İngilizce Wikipedia'ya bakın. Yukarıdan Türkçe maddeye gönderin kendinizi. Zaten kavramın da Türkçesini öğrenmiş oluyorsunuz. Bir ihtimalle işte şeylerin, bayağı uzman olan kişilerin yazdığı bir şey de olabilir bu arada o madde. Ama dediğim gibi öyle uzman olmayan kişilerin yazdığı şeyi de yazmış olabileceğini de bir kenarda tutmak gerekiyor. Burada mesela gazetecilik konusunda bir de şu sayfa var. Şöyle bir sayfa var.
Mesela böyle sayfalar da var. Bu tür sayfalar çok bilinmiyor. İlginç sayfalar var böyle. Yani gazeteciliğin özetini yapıyor aslında burada İngilizce olarak. Gazeteciliğin odağı nedir? Gazetecilik nedir? Akademik disiplin olarak gazetecilik nedir? Meslek olarak nedir? Gazetecilik iletişiminin modları, kitleri nelerdir? Mecraları nelerdir? Dalları nelerdir? Türleri nelerdir? Gazetecilik tarihiyle ilgili, pratikleriyle, standartlarıyla ilgili çeşitli kavramlar, gazetecilik ve hukuk gibi ilgili kaynakları, ilgili Wikipedia sayfalarını aslında bir cümleyle özetledikten sonra ilgili linki veren bir şey, bir sayfa. Bu tür böyle proje sayfaları, derleme sayfaları da oluşturulabiliyor. Ben şimdi gazetecilik sayfasına örnek veriyorum ama mesela bir haber araştırması yaparken örneğin iklim değişikliği ile ilgili bir haberse iklim değişikliği ile ilgili de bir sürü böyle derleme sayfaları var. Bunlar da çok çok işe yarayan şeyler eğer adreslerini biliyorsanız. Yani burada ne gibi şeyler var? Mesela işte yani İngilizcesinden yine örnek verirsek normal şartlarda belki çok fazla aklınıza gelmeyecek. Belki bilmediğiniz mesela Gonzo gazeteciliği diye de bir şey, bir tür varmış deyip sonra onu da içinde inceleyebilirsiniz. Upuzun, yani yeterli uzunlukta daha doğrusu bir şey var ve buradan da işte CEO olsa buraya da bakın hızdan belki şeye gideceksiniz işte. Immersion journalism yani kötü bir şey seçtim çünkü immersion da tam Türkçesi. Yani daldırma demek aslında ama suya daldırmak anlamında. İnsanı sarmalayan gazetecilik. Sarmalayan gazetecilik denilebilir belki. Yani üç boyutlu işte AR vesaire artırılmış gerçeklik gibi şeylerle. Buradan bir de bir başka önemli şey tablolar, listeler ve kategoriler. Bu sayfalar ve bu sayfa unsurları. Şimdi mesela şeye bakarsak mesela böyle kategori ağacı diye bir şey var ve Türkiye'nin kategori ağacı bu. Hatta buradan sizle de paylaşayım. Şuradan chat'ten bu sayfayı da paylaşayım. Mesela Türkiye'deki çevre, Türkiye'de din, mesela Türk hukuk sistemiyle ilgili yani kategorilerin kategorileri bunlar. Yani Türkiye bağlantılı kategorileri sayfa listeleyen bir şey. Bir tanesine girdiğimizde mesela Türk hukuk sistemine girdiğimizde örneğin Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri diye bir şey görüyoruz. Bu arada yanlarında şeyleri de görebiliyoruz. Uzunlukları da görebiliyoruz. Bunlar uzunluk muydu ya? Pardon, uzunluk demeyeyim. Buna emin olamadım. 6K 105 mi? Bu neydi? Buna emin olamadım. Bilen varsa lütfen söylesin. 121 M diyor. Şey mi yoksa? Emin olamadım. Neyse. Onu bulunca söylerim. Burada bir de mesela şöyle bu kategoriydi. Kategoriler kategorisiydi daha doğrusu. Bir de içerisinde bulabileceğiniz şeyler var. Listeler var. Bu mesela bu listeler. Yani listelerin kategori sayfası daha doğrusu bu. Türkiye bağlantılı listelerin kategori sayfası. Yani ne gibi mesela? Türkiye coğrafyası listeleri mesela. Mesela Türkiye'deki adalar listesi var burada. Yani bu tür tematik böyle. Bu arada Wikipedia'dan nasıl veri çekilebileceğini, tablo formatındaki verileri, liste formatındaki verileri falan nasıl çekilebileceğini bunların otomatik olarak uğraşmadan fazla TGS Akademi'nin veri görselleştirme, veri analizi gibi atölyelerinde ayrıca işliyoruz. Mesela buradaki tabloyu çekmek aslında çok basit. Google Sheets'in üstüne tek bir basit bir kodla yapabiliyorsunuz Google tablolar uygulaması içerisinde. Başka yöntemleri de var ama yani tabii şey bu hani hiç olmayan bir şey değil. Bu tabloyu başka birçok sitede de belki bulabilirsiniz. Yani aslında en iyisi TÜİK'ten indirmek en güvenilir. Yani nüfusla ilgili verilerin en güvenilir olduğu. Çünkü mesela şurada Hatay'ı örneğin yanlış yazmış olabilirler. Son tarihinde burası bir açık ansiklopedi ve herkes katkıda bulunuyor. Kasten yanlış bir şey eklenmiş olabilir. Ama hani çok özellikle de işte geçmişi de kontrol ederek genel olarak tutarlılığına baktığınızda güvendiğiniz bilgileri de verileri de buradan hazır derlenmiş bu tür sayfalar üzerinden çekmek işi hızlandırabildiği için güzel. Wikipedia'nın kullanabileceği başka güzel alan aslında şey, trendleri görmek. O biraz önce bahsettiğim
Sitenin yanı sıra bir de şu site var ki bunun da buradan paylaşıyorum. Şuradan paylaşıyorum. Madde sayısı olabilir Cengiz Bey. Evet, şimdi gördüm. Belki de madde sayısıdır. İçine bakmak lazım tek tek. Şimdi burada da şeyi gösteriyor. Mesela kedi ve köpek maddelerinin, İngilizce'deki kedi ve köpek maddelerinin ne kadar tıklandığını gün gün gösteriyor. Normalde biz hani haber sitelerinin bu tür trafik verileri dışarıya kapalı oluyor. Ama Wikipedia'da işte bunlar da açık. O yüzden mesela buradan bunları silip köpek ve kedi yazıp Türkçesine bakalım. Kedi ve burada TR yazacağız. Ha, TR'yi yazınca bu gitti. Köpek yazacağız. Köpek, kedi. Mesela Türkiye'deki gidişat böyleymiş. Kediye bakanlar çok daha fazlaymış ve günde yaklaşık 800 kişi falan kediye bakıyor. İşte 600 kişi falan da köpeğe bakıyor. Ya da 1000'e 600 falan diye gitmiş. Son dönemde yükseliş var mesela. Bu eğer bu sayfayı güzel takip ederseniz mesela şeyi görebiliyorsunuz. Burada çünkü en çok mesela şurada en çok tıklananlar, Wikipedia'da en çok arananlar gibi şeyler var. Mesela Türkçe Wikipedia'da yani Eylül ayı içerisinde en çok Elizabeth editlenmiş. 203 kere editlenmiş. Sonra Galler Prensesi Diana, 2023 UEFA ülkeler sıralaması. En çok bu arada şeyler de bunlar. Sayfa görüntülemesi olarak 2. Elizabeth 721 bin kez tıklanmış. Diana 291 bin kez tıklanmış. Burada daha kısa aralıklara baktığınızda yani son dönemde en çok tıklananlardan aslında toplumun nabzını ölçmek açısından gazetecilerin yine yapması gereken şeylerden biri olduğu için önemli. Neye ilgi gösteriyor insanlar, hangi içeriklere ilgi gösteriyor? Bunu da görebiliyorsunuz. Burada anmalar, işte yıl dönümleri, spor müsabakalarının olduğu zamanlar ya da ünlülerin ölümü, ayrılması, işte magazin haberleri bilhassa gibi şeyler çok fazla trafik getirse de Wikipedia'ya, çünkü aramalar çok arttığı için ve Wikipedia'da genellikle Google'da en üst sıralarda çıktığı için neredeyse bütün sonuçlarda bunları da bir kenara ayırıp çok fazla insanın görmediği bir takım trendleri de burada görebilirsiniz. Bir anda aranmaya başlayan bir şey yani Wikipedia'da bir anda tüketilmeye başlanan bir içerik. O yüzden çok değerli bir veri bu da. Çünkü dediğim gibi haber sayfalarına bakamıyoruz. Onlar kapalı. Yoksa haber sitelerinin de bu tür verileri herkese açık olsa aslında tüm gazeteciler için faydalı şeyler çıkardı buradan. Bu arada kendinizi geliştirmek için Wikipedia'ya ve Wikipedia'ya Türkçe yani Wikipedia'dan şikayet ediyoruz ama insanlar da bizler kimse katkıda bulunmazsa da öyle güdük bir şekilde kalacaktır şu an için biraz güdük bir şekilde. Siz de katkıda bulunabilirsiniz. Hatta Wiki Project Journalism diye İngilizce gazetecilikle bağlantılı içerikler için böyle bir proje de var. Yani insanlara, gazetecilere çağrıda bulunuyor. Gelin bakın şu maddeler zayıf. İşte bu maddeleri genişletelim veya yeni hiç olmayan maddeler gazetecilikle ilgili. Yani mesela gazetecilikte kadınlar diye bir madde yaratılmış. İşte ne bileyim burada bir sürü şey görebiliyorsunuz. Daha önce hiç girilmeyen eski bir gazete ilk defa bir madde olarak buraya girmiş. Bunlara da katkıda bulunabiliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye'de Türkçe Wikipedia'da da işte bazen maratonlar oluyor, bazen çeşitli aktiviteler oluyor. Eğer ilgiliyseniz tartışma sayfalarını da izlerseniz burada bu arada biraz önce bahsettiğim sayfa da şuydu, o kayda değerlik konusu. Yani hangi ne önemli, neyi alabiliriz içerik olarak diye. Ansiklopedik bir şey mi değil mi? Değilse burada yeri yok zaten diye bakılıyor. Buradan görebilirsiniz ve tartışma kısmını da eğer okursanız bu bütün şeylerdeki tartışma şu yukarıda girebileceğiniz tartışmayı mesela burada kimin yazdığı zaten biliniyor. Mesela buraya şu şablonu koymamız gerekmez mi diye sormuş biri. İşte bazılarında çok hararetli editoryal tartışmalar oluyor. Yapıldıktan sonra işte üstü silinen maddeler olmuş burada. Bu tartışma kısımlarında özellikle iyi Wikipedia editörlerinin görüşlerini takip etmek yani gazetecilere editoryal anlamda da bir şeyler sağlayabilir.
Çünkü şey yani editörlük tartışması da oluyor zaman zaman. Zaman zaman çok gereksiz, kuru, boş siyasi tartışmalar falan da oluyor. Hiç yerinin orası olmadığı halde. Özellikle Türkçe tarafında ama İngilizce'de de öyle aslında. Ama daha çok editoryal tarafa, o taraftaki yorumlara bakınca insan birçok şey de öğrenebilir buradan. Bir de ek kaynaklara bakılabilir. Ek kaynaklar derken mesela pardon şu anda şu. Mesela burada Wikipedia'nın ana sayfasına girerseniz şu aşağıda o ek kaynaklar var. Yani Commons mesela Commons Common Wikipedia'nın kamuya açık malzemelerinin bulunduğu yer. Bu konuda aslında işte fotoğraflar tabii daha çok ama fotoğraf dışında sesler, videolar da var bunun içerisinde. Commons.wikimedia.org adresinden gördüğünüz bu şeyler herkese açık alıp kullanabiliyorsunuz. Şey değil, kamuya tamamen açık değil yani public denilen tarzda açık değil. Çoğu fotoğraf eğer içine girerseniz aşağıda belirtilen şekilde şurada Terms of Use gibi bir şey olacak. Nerede? Şu an ben de kendi ekranımı göremediğim için bu ha mesela bu Commons lisansıyla olduğu için bu tamamen kullanılabilir hiç yani direkt koyabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok bunda ama bazılarında Creative Commons CC lisansıyla olabiliyor fotoğraflar. O lisansta da bir takım şartlar oluyor. Bunu başka bir atölyede uzun uzun anlatmıştık. Telif hakları ihlal etmeden nasıl kullanılabilir bu tür fotoğraflar, bu tür malzemeler diye. Yani Creative Commons lisansıyla olanlarda da duruma göre değişiyor. Genellikle bir link vererek işte fotoğrafı çekenin ismini anarak kullanabiliyorsunuz. Burada diğer şeyler de Wikibooks var. Burada işte ücretsiz ders kitapları, ücretsiz ders malzemeleri var. Üniversite düzeyinde ders malzemeleri. Ücretsiz kütüphane var. İşte telif hakkı olmayan kitapların yer aldığı. Seyahat rehberi var. Wikinews diye kendi haber sitesi var aslında şu an. Mesela böyle bir haber sitesi. Yani görüntü olarak böyle ama bunlar doğrudan haberleri servis ediyor. Ve bu arada buraya da herkes katkıda bulunabiliyor. Yani normal bir haber sitesi gibi katkıda bulunabiliyorsunuz ama aynı bu şeydeki gibi Temalarus'taki gibi ya da geleneksel ansiklopedilerdeki gibi öne çıkarılan şey burada hiçbir zaman yazar olmuyor. Mesela burada yazarın ismi yok. Onu ancak yukarıdan kimler katkıda bulundu? Buralardan görebiliyorsunuz. Bu arada okurlar için yorum kısmı falan da var. Bu Wikinews'un içindeki şey yapı birazcık daha farklı. Yine aşağıdan işte sözlük var. Sözler var. Ünlü kişilerin sözleri. Burada mesela fazla yine kişinin bilmediği böyle biyolojik işte türler atlası tarzı bir şey var. Farklı canlı türleri ile ilgili maddeleri derleyen bir şey bu. Wiki Species. Diğerleri de var. Mesela yani Wiki'de data da bence çok önemli, çok güzel bir şey. Bu da formatlanmış belli bir formattaki şeyler. Ya yani bu aslında özellikle yapay zeka makine öğrenmeyle ilgili alanlarda çalışanlar bu kaynağı derya deniz bir yer olarak görüyorlar. Çünkü mesela dünya maddesi bu şekilde. Türkçesi, İngilizcesi, kısa şeyi, kısa açıklaması. Mesela burada bu nedir? Bu ne örneğidir? Bir karasal gezegen örneğidir. Güneş sistemindeki bir iç gezegen örneğidir ve bir coğrafi bölgedir. Bu neyin parçasıdır? Dünya Güneş sisteminin parçasıdır. Fotoğraf ne? İşte fotoğrafı bu. Videosu nerede? İşte burada. Gibi yani işte farklı dillerdeki isimlerinden tutun da mesela Vietnamca Tri Dot deniyormuş. Dünya şeyi buymuş. Onlarca farklı alt metinde makinelerin de okuyabileceği mesela kütlesi. Yani burada mesela bu kütle şeyi başlığı ve diğer bütün başlıklar diğer bütün maddelerde de olduğu için aslında müthiş bir kaynak sunuyor. Yani karşılaştırma anlamında Wikidata'dan veriyi çekerek çok çok ilginç projeler yapılabilir. Ben Türkiye'de daha yapıldığını görmedim. Türkiye'de
Wikidata'yı kullanan iyi bir proje görmedim ama dünyada birçok örneği var. Özellikle de bu içeriklerde makine öğrenme ile içerik oluşturma, içerik anlama gibi şeylerde. Hem görsel içerik hem metin içeriği olarak. Bir de tuhaf sayfalar var, güzel kaynaklar var. Son olarak onlardan da kısaca bahsedeyim. Mesela şu sayfa Tuhaf Makaleler diye bir sayfa var. Yine bir kategori sayfası bu. Upuzun bir sayfa bu böyle. Gittikçe gidiyor. Ya bunu mesela bir okumaya başlasanız yani bitmez yani. İçinden çıkamaz insan. Mesela burada hiç bilmediğim, benim ilk defa gördüğüm bir şey. Fnord diye bir kelime varmış. 1965 yılında yaratılmış bu kelime. Ne demekmiş? Fnord. Bir komplo teorisini onun yanlış olduğunu bile bile ortaya atmak demekmiş mesela. Çok fazla tutmamış 1965'ten beri, ben Fnord'u duymamıştım hiç. Ya da işte Tire Savaşları diye bir şey varmış. Bu da böyle çok fazla insanın bilmediği. Mesela bu ne? Kebap Norsk. Mesela bunu da ilk defa duydum. Yani Norveç'te aralarında Türkçenin de bulunduğu batılı olmayan göçmenlerin dillerinden çeşitli kelimeleri de katarak yaratılan yarı Norveç, yarı işte Orta Doğu, Yakın Doğu dillerinden bir dilmiş bu. Bahsettiğim Kebap Norsk. Ve bunun olduğu sayfa da böyle bir sayfa. Unusual Articles diye bir sayfa, yani işte sıra dışı makaleler, yine Wikipedia'nın bir kategori sayfası, böyle upuzun bir sayfa ve ilginç şeyler var ve farklı alanlarda ilginç bilgiler var yani. Bir de son olarak bunun benzer bir şeyi de şeyde rastladım, Instagram'da rastladım. Instagram'da da şöyle bir şey var. Hiçbir yerde olmayan bir takım Wikipedia şeyleri de var. Böyle çok ilginç makaleler. Hiçbir yerde, yani kolay kolay bulamazsınız. Böyle işte çeşitli Instagram hesapları ya da farklı şeylerdeki hesaplardan paylaşılıyor. O şekilde bulunabiliyor. Siz de bir şey keşfederseniz, siz de paylaşırsanız biz de herkesle paylaşırız. Mesela Yeni Zelanda'da parlamenter olmayan dil diye bir şey varmış. Yeni Zelanda parlamentosu bir liste yapıyormuş ve bu kelimeler kesinlikle Yeni Zelanda parlamentosunda kullanılamıyormuş. Yani çok ilginç şey varmış. 1963'te şu yasaklanmış. Mecliste şu cümleyi kuramıyormuşsunuz. Bu hakaret olarak algılanmış. İşte bir cenazeden evine dönen yorgun bir salyangozun enerjisi gibi diyerek birinden bahsedemiyormuşsunuz gibi. Yani normal şartlarda asla rastlamayacağınız çeşitli şeyler. Bu da işin daha böyle eğlenceli tarafı. Tekrar teşekkürler. O zaman biz de kapatabiliriz. Zaten sonuna geldik. Herkes de vaktimiz de doldu. Çok teşekkürler herkese tekrar. Bir sonraki TGS Akademi etkinliğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.